Şimdi Ozan'a geldim. Size bir burayı tanıtmak istiyorum. Burası Yeni Zelandalı bir coffee shop. Sahipleri Yeni Zelandalı diyeyim. Böyle barı falan da çok çok güzel. İsterseniz takeaway alıyorsunuz. Genelde insanlar böyle çalışıyor. Şurada kahve alabileceğiniz bir bölüm var. Ben bir arkadaşımı alacağım birazdan. Şöyle. Burada böyle yemek yiyebiliyorsunuz. Burada da böyle özel oturma yerleri var. Bence bayağı tatlı. Burası bu arada eskiden böyle değildi. Şöyle göstereyim. Bu mutfak ya da ben öyle biliyorum. Sonradan yapıldı diye. İlk açıldığında yoktu diye hatırlıyorum ama yanılıyor da olabilirim. Aşağıda da kavurma makineleri var. Burada bayağı büyük yani zaten roastery, kavurmacı olarak da geçiyorlar. Burayı da göstereceğim. Burada çünkü workshoplar yaptıklarını biliyorum. Hiç katılmadım. Ama şurada hem sanıyorum akşam yemeği de var. Hani burası bir coffee shop. Ama yemek konusunda da iddialılar ve de wholesale da yapıyorlar. Böyle makineleri. Burası daha yoğun bir kahvesi var. Yeni Zelanda kahvesi herhalde daha yoğun oluyor. Ondan dolayı olabilir. Ama bayağı lezzetli. Ama bundan mesela yani Türkiye'de 2-3 kahveyi rahatlıkla içerken burada öyle olmuyor. Hey. O sebeple biraz daha böyle 2 kahve bana yetiyor yani daha yoğun bir tadı var. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Roasting'e başladılar. Size de göstermek istiyorum. Orada gördüğünüz yeşil kahveler, onları kavurduktan sonra kahverengi halini alıyor, bilginiz olsun. Ve dediğim gibi toplu satış yapıyorlar, wholesale yapıp başka firmalara da yolluyorlar. Özel olarak kavurmaya ayırdıkları zaten bir ekipleri var. Ben bayağı seviyorum burayı. Aslında bayağı küçük ama tam benim coffee shop konseptime uyuyor. Bu arada aynada da beni görmüş oldunuz. Böyle oturma yerleri var. Makinaları da şu şekilde. Burada zaten her yerde açıkta tutuyorlar yiyeceklerini falan. Hi. Normalde iki çocuk vardı yıllar önce ama artık yok sanırım. Böyle bir yer. Tabii kendi kahvelerini kavurmaları da bence harika bir şey. Ve burada da şöyle bir şey var, artık buradan ödüyorsunuz. Kredi kartları falan da herhalde yakında kullanılmayacak. Gerçekten değişik sistemler geliyor. Bir de şöyle kartlar yapıyorlar. Bu birçok yerde oluyor. Hani işini iyi yapan yerlerde diyeyim ya da daha profesyonel belki yaklaşan diyebilirim. Ve bunlar da hani hangi kahveyi aldığınızı size söylüyorlar. Tek bir şey var, genelde hep coffee shoplarda müzik çok açık. O niye öyle? İnanın ben de bilmiyorum. Ama fiyatlar bana göre çok pahalı. Yani 2.70 bir şey kahve. Tabii Türk parasına zaten çevirdiğinizde 20 liraya yakın bir şey oluyor. Şimdi gideceğimiz yer New Espresso. Orası bayağı iyilerden biri. Şöyle de size bir göstereyim girmeden aslında. Hemen bu karşıda brewery'leri var. Yani kavurma yaptıkları yer. Çok da tatlılar yani. Açıkçası ben bu rahatlıklarına bayılıyorum. Burada da şimdi kahve içeceğim. Menüleri genelde zaten böyle oluyor. Şöyle inanılmaz bir şeyleri var. Burada böyle bir oturma yeri var. Oturabiliyorsunuz. Biraz böyle de bahsedeceğim. Ben 5 aydır gelmedim New Espresso'ya ve hala aynı. Size böyle nasıl sattıklarını da göstermek istiyorum. Barları zaten bayağı küçük. Burası da çok çok böyle büyük değil. Şöyle göstereyim size yine. Büyük ihtimalle 5 ya da 6'da kapatıyorlar, ondan eminim. Ben de zaten Mahalo videosunda izlemeyenleriniz varsa şuraya bir yere linki bırakacağım. Mahalo'da bahsetmiştim. İlk açarken 5 ya da 6'da kapatmak hani önemliydi çünkü hani coffee shop kültürüne uyan buydu diye. Bu arada kendi kavurmalarını kendileri yaptıkları için zaten şöyle satıyorlar da. Sizinle çok kısa New Espresso'nun başka bir şubesindeyim ve onu paylaşmak istiyorum. Burası kesinlikle çok daha kalabalık çünkü Liverpool Street'in hemen yanı. Ben de gitmeden böyle 5 dakika kahve içmek istedim. O yüzden geldim ama gelmişken sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi her şeyi göstereceğim size. O yüzden ben yokum, burası var. Ben buraya bayılıyorum. Diğer şubelerim burası mı derseniz.
Kesinlikle bence diğer şubesi, çünkü ilk şubesini ben uzun zamandır gittiğim için çok seviyorum. Burayı da zaten görünce anlayacaksınız. Burası biraz daha şık, bir de sanat eserleri falan var zaten. Onları da şimdi size göstereceğim. Kahve de satıyorlar. Bir de tabii her sezonda diyeyim artık onu, kahveciler daha iyi bilir o kavurma zamanları geldiğinde diyeyim. Yani her kavurmada böyle yeni kahveler geliyor ve paketlemeler de değişiyor. Ve bence bu çok çok daha renkli olmuş. Şimdi size gösteriyorum. Böyle sanat eserleri asıyorlar ve bunlar satılık şeyden biliyorum, şöyle fiyatları da zaten yazıyor burada. Normalde tuvalet yoktu diyeceğim ve zaten yokmuş şurada gördüğünüz yazı üzere. Wi-Fi da yok. Wi-Fi olmaması da enteresan. Büyük ihtimalle insanların hani gelip çok fazla oturmamalarını istiyorlar. İstedikleri de oluyor. Su burada zaten musluklardan içildiği için her yerde var. Şöyle opsiyonları var. Bu arada bunlar paketlemişler ama normalde bu kadar paketlenmiyor. Barları burada. Dışarıdaki alanlarını da size bu arada göstereyim. Şöyle oturma alanları var. Bu konsept, yani kırmızı ve beyaz olması zaten bütün nude'larda mevcut. Ben bu arada şeyi de çok seviyorum. Yani Mahalo'da onu yapmak çok istemiştim. Şu şekilde şekerleri koyuyorlar ama yetişememiştik. O yüzden yapamamıştım. Bu da çok tatlı. Hatta benim çok sevimli canım doorstep'te de böyle şeyler görmeyi çok isterim. Arnavutköy'de eğer gitmediyseniz. Çok 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 hoşuma gidiyor. Bu arada o bahsettiğim renkli kahveler de bunlar. Paketlenmesi falan da çok güzel. Bu arada bana hediye ettiler şunu. Tişörtümle beraber bana Richard hediye etti. Nude Espresso, size bahsetmiştim. Hemen şu yolun karşısında. Ve burası da kavurma yerleri. Şöyle göstereyim. Kendisi de, you are the main owner, I suppose. Yes, I am, yes. Richard esas sahibi Nude Espresso'nun ve ona birkaç soru sormak istiyorum yakalamışken. Richard, I want to ask you, how did you come up with the idea of Nude Espresso? Like, how did you decide to... I was like drinking coffee, and at university I had to work to pay for my fees, so I worked in coffee shops and for other people's coffee roasteries in New Zealand, and it was fantastic. Oh, in New Zealand? Are you from New Zealand? Yes, I am. Yeni Zelandalı ve eskiden hep kahve içermiş. You were working in New Zealand, yes, in a coffee shop. Yeni Zelanda'da da hep çalıştığı için zaten hep seviyormuş kahveyi. Yes, please go. And I always wanted to open a nice, fun, ethical and sustainable business. Really? It's so nice. Böyle hep çok iyi bir yer açma hayali varmış. So it was kind of your dream. Yes. Bu onun bir yerde hani hayal ürünü, yani hayal işiymiş diyebiliriz. Yeah, and then came to London and started setting up. And we opened our first shop in 2008, 11 years ago. And then we have expanded to four stores now. Four more stores you have. All around London, I suppose. Yes, all around here. Yeah. Ben de gördüm, size göstereceğim. You have one in Liverpool Street area, yes, I know. Dört tane şu anda Nude Espresso var Londra'da ve 2008'de dediğim gibi açmışlar. Onun hep böyle hobisi, hani en çok istediği şeymiş. So, you came to London for to open up a coffee shop. Yes. Seriously, why not in New Zealand? Because in London there seemed like an opportunity. They all drank tea here. And it felt like a nice way to open up a business. Because in New Zealand, I think it was more famous to drink coffee. Yeah, it is more famous. Yeah. But it seemed, it was quite a lot of work convincing people to change. Yeah. But it's a very fun business to be involved in. Great, I think you've done a lovely job. Diyor ki, normalde Londra'da hep çay içiyorlardı ve de kendisi buraya gelerek, probably you understand it all, what I'm saying. It's all Turkish. Okay. Ve herkes çay içtiği için o bunların fikrini değiştirmek istemiş. Dolayısıyla da buraya gelip Londra'ya gelmesinin esas sebebi coffee shop açmasıymış. So I'm saying the main reason you opened up here was to challenge people. Yeah, challenge and change the way people drink and to bring quality coffee to London and the UK. And you bring it from New Zealand and then you roast it here, we or how buy does it direct work? From coffee farmers in Costa Rica, El Salvador, Colombia and Brazil. Do you go yourself? Yes, we go ourselves. Really? And we bring the coffee in and then we roast it, develop it, and then we train people how to make coffee.
That's great. And all our cafes, and we have a lot of wholesale customers we sell to around the UK and overseas. Costa Rica, El Salvador, so all Southern American countries. Yeah. Kendisi gidiyor ve kendisi alıyor ve seçtikten sonra you choose your own coffee basically. Yeah, we do direct trade relationships with the farmer. That's amazing. And then bring it in. So it's part of our sustainable and ethical background and policy. Wow. Diyor ki biz bütün orada çalışan kahve tarlalarında çalışan insanlarla da arkadaşlık yapıyor ve onlardan kahve alıyor ve bunun etik olması da çok önem taşıyormuş. Çünkü gerçekten kahveleri çok güzel. Bizim ülkemizde de güzel. I would like our viewers to try your coffee as well. And do they need to come to London just to try it? They do, or they can buy our coffee beans online. newsexpress.co.uk Okay. Website, we sell coffee. Linkini bu arada yani link değil de eğer internet sitesini yazabilirsem yazacağım. Yazamazsam açıklamalarda olacak. Oradan online olarak alabilirsiniz. Do you send globally? Yes, we do. Yeah, okay, that's great. Well, I'm so pleased to meet you, Richard. And is there anything else would you like to say? I'd just like to thank everyone for supporting our business for all these years. It's been fantastic. So thank you. Thank you. And one more question. Where else did you open up your shops? One in Liverpool Street area? One in Liverpool Street, one down Bell Lane. We have a coffee training school. Really? And we also have a bakery. Bakery. We bake our own bread, cakes and everything as well. Where is that, Houston? That's actually downstairs. Downstairs, yeah. Okay. Kendi yemeklerini yani yemek dediğim böyle işte kahvaltılık falan da yapıyorlar. Yiyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. If they come, if anyone comes from Turkey, they may just say hi to you. Also, I'm always here. Yeah. Okay. And your name? Gerard. Gerard. Okay. Gerard ve Richard her zaman buradalar. Dediğim gibi gelirseniz onlara da merhaba deyin. New Espresso. Ben çok seviyorum. Oh, I wanna ask you one more thing actually. Okay. So compared to Turkey, basically, there are some nice coffee shops in Istanbul as well. But the taste in New Espresso is more bitter and I wonder why it's bitter. It's very good quality. Okay. But I would like to know, you know, why it's... It's probably a little bit more acidic, the flavor. Yeah. And it's different quality coffee. We buy quite high quality coffee and roast it in a different style and try to match it for the marketplace in the UK. Oh. The UK, that flavor works very well. Okay, so Londoners like it, yeah. Okay. Son olarak da şeyi sordum, neden tadı biraz daha koyu bizim Türkiye'ye göre? O da dedi ki burada yani Londralı olanlar ne seviyorsa biz de ona göre kavuruyoruz. Bu şekilde şu an çok da fazla tutmak istemiyorum. Thanks for your time and thanks for all the info, Richard. Thank you. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Sevgiyle kalın. Do you want to say bye? Bye bye. Görüşmek üzere haftaya. Ve ben buraya ilk geldiğimde hani burası kaç yıllık bilmiyorum. Hey, this place is open at like which year? May I ask? New the 2008. Wow. 2008'den beri açık. It's one of my favorites actually. So I'm just gonna be putting you on YouTube. You too, thank you. Thanks for giving that to me as a present. Thank you. Ya aşırı derecede tatlılar ve şeyi söyleyeceğim, bana tişört verdiler. Haklıydım bir konuda, ben size zaten söylüyorum. 5'te kapatıyorlar. Yani benim mantığıma göre, benim anlayışıma göre zaten coffee shop böyle olmalı.